Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polinomlarda bölmesiz kalan bulma konusuna devam edeceğiz. Sadece iki konu başlığımız kaldı. İlk konu başlığımız bir Px polinomunun x kare eksi ax eksi b formundaki ikinci dereceden bir polinoma bölümünden kalan. Şimdi bu genel ifademizi hatırlayacak olursak px eşittir neydi? Bir bölüm polinomu çarpı x kare eksi ax eksi b bölen polinomu artı kx polinomuydu. Şimdi burada x kare eksi ax bölen polinomu eksi ax eksi b polinomumuz ikinci dereceden bir polinom olduğu için kalan polinomumuz birinci dereceden ya da sıfırıncı dereceden, yani sabit polinom ya da sıfır polinom olmak durumunda. Şimdi burada eğer biz x kare eşittir ax artı b dersek bu ifade sıfırlanacak ve burada hiç x kareli ifade olmadığı için bir tek kalanı elde edeceğiz. Yani bu tarz sorularda x kare eşittir ax artı b diyoruz. Şimdi dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta da şu. Biz daha önceki konu başlığı olarak ikinci konu başlığı olan x eksi a, x eksi b formatındaki bir polinoma bölümünden kalanı bulmayı öğrenirken, yani x eksi c harfler karışmasın diye x eksi c, x eksi d'ye bölümünden kalanı bulmak için ne yapıyorduk? X yerine bir c veriyorduk, bir d veriyorduk. İki tane birinci dereceden bilinmeyen denklemi çözüp kalan polinomumuzu buluyorduk. Dikkat ederseniz bu da bir ikinci dereceden polinom, bu da ikinci dereceden bir polinom. Şimdi eğer ikinci dereceden polinomumuz köklerine çok rahat bir şekilde ayrılıyorsa bu metodu kullanmak daha faydalı olabilir. Ama ikinci dereceden denklemimiz köklerine çok rahat bir şekilde ayrılamıyorsa o durumda x kare eşittir ax artı b denmesi daha mantıklı. Şimdi bunu belirtmeden geçmememiz gerekirdi çünkü bu önemli bir noktaydı. Şimdi burayı silelim ve bir örnekle bu konumuzu inceleyelim. Örneğimiz şu. Px eşittir x küp artı 3 polinomunu x kare eksi x eksi 1 polinomuna bölümünden kalan. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? X kare eksi a x eksi b formatını düşünecek olursak x kare eşittir ax artı b diyecektik. Ve bunu ne zaman kullanacaktık? Eğer bu ikinci dereceden polinom köklerini çok rahat ayrılmıyorsa, şimdi bunun köklerini ayırabiliriz. Mesela örneğin x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 olacak. X kare eksi x artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 5 olacak. 5 bölü 4 olacak bu durumda. 2 tarafa 5 bölü 4 ekledik. Bu durumda x eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir 5 bölü 4. Buradan da kökleri bulabiliriz. Yani x1 x2. Fakat bu uzun bir süreç. Yani bununla zaman harcamayacak olmamız lazım. Çok kolay ayrılabilen kökler için x eksi c çarpı x eksi d formatını kullanacağız. O yüzden burada direkt konuda anlattığımız gibi x kare yerine x artı 1 yazmak daha mantıklı. Şimdi bu durumda kalan polinomumuzu bulacağız. O da ne? Px polinomunda x kare gördüğümüz yeri x artı 1 yazacağız. Yani x çarpı x kare artı 3 burası. O da ne olacak? X çarpı x kare yerine x artı 1 yazarsak artı 3'ten bize x kare artı x artı 3 gelecek. Tekrar bir x kare ifadesi var. Şurada. Bu x kare yerine de yine x artı 1 yazacağız. Artı x artı 3. Buradan da bize kalan 2x artı 4 çıktı. Şimdi başka bir konu başlığımız olan, yani daha doğrusu bu konunun son alt başlığı olan bir konuya geçelim. Ama önce tahtamıza biraz ekranımızı biraz temizleyelim, bize yer açsın.
Şimdi bu konu başlığımız son konu başlığımız bu konu altındaki. O da bir Px polinomunun x eksi a üzeri n ile tam bölünmesi. Şimdi bu durumda kalanımız olmayacak değil mi? Yani px eşittir bir bölüm polinomu çarpı x eksi a üzeri n olacak ve kalanımız olmayacak. Çünkü tam bölünebilmek demek bu demek. Şimdi türev konusunda bunu daha net öğreneceksiniz. Fakat şu anda türevi anlatmadığımız için burayı biraz üstün körü anlatıyor olacağız. Şimdi şu ifadeye bakacak olursak x yerine a verirsek burada a eksi a üzeri n'den 0 gelecek. Tabii n burada doğal olarak birden büyük eşit bir doğal sayı olma koşuluyla bu gerçekleşebilir. Burada a verdiğimiz zaman elde ettiğimiz şey 0 olacak. Ama türev konusunda öğreneceksiniz ki bu ifadenin eğer türevi alınırsa elde ettiğimiz şey şu olacak. Bx'in türevi x eksi a üzeri n artı n çarpı x eksi a üzeri n eksi 1 çarpı bx elde edilecek. Şimdi bu ifadede eğer n birden büyük eşitse x yerine a verdiğimizde ne olacak? X yerine a verdiğimizde bu ifadede sıfırlanacak. Bu ifadede sıfırlanacak ve p'nin türevi a da sıfır olacak. Aynı şekilde tekrar türev almaya devam edersek n-1 kere türev aldığımızda aynı koşul gerçekleşecek. Yani burada px polinomunun n-1. Dereceden türevinde yerine a koyduğumuzda sıfır elde ediyor olacağız. Ve biz burada gördüğünüz gibi n tane denklem elde ediyoruz. Ve bu n tane denklemden kalan n tane denklemden burada kalan polinom sıfır olduğu için bunu elde ediyoruz. Diğer n-1 denklemden ise türev kuralından dolayı bir şeyler elde ediyoruz. Ve bu bize bir bilgi sağlayacak ve bu bilgiyi kullanarak biz bazı sorular çözebileceğiz. Mesela bir örnekle inceleyelim ve biz zaten bir polinomun türevini almayı daha önceki polinom videolarımızdan birinde öğrendik. Polinom çeşitleri, polinom eşitliği ve türevi videosuydu yanlış hatırlamıyorsam. O videoya bakarsak bir polinomun türevini nasıl alınması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Şimdi bir örneğimizi inceleyelim. Şuraya yer açalım. Örneğimiz şu. Elimizde bir px polinomu var. O da x kare pardon x üzeri 5 eksi ax üzeri 4 artı bx kare artı bir polinomunun bu polinomun x artı 1'in karesi ile tam bölünebilmesi için a ve b ne olmalıdır sorusu. Şimdi konumuzu hatırlayacak olursak konumuzda ne diyor? Burada x eksi a üzeri n formatında olduğunu düşünürsek burada n'imiz 2, değil mi? Peki a'mız ne? Eksi 1. Ne diyor? P'nin kendisinde yerine a koyduğumda sıfırlanması lazım. Pardon, burada iki kere a kullanıyor olduk. Buraya a demeyelim. Buraya c diyelim. P'nin kendisinde yerine c koyduğumuzda ne olması lazım? Sıfırlanması lazım. Ve c'miz ne burada? Eksi 1. P eksi 1 yaptığımız zaman ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Burada eksi 1 ifadesini yerine koyarsak elde ettiğimiz şey ne olacak? Eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1. Eksi 1 üzeri 4'ten 1. Eksi a ile çarparsak yine eksi a. Buradan elde ettiğimiz şey artı b artı 1 olacak. Yani biz burada ne elde ettik? B eksi a ne çıktı buradan? 0 çıktı. Şimdi Px polinomunun türevini alacak olursak neydi? Dereceler katsayılarla çarpılıp dereceleri bir azaltacaktık. Yani 5 çarpı x üzeri 4 eksi 4 a x küp artı 2 bx
birden de sabit olduğu için 0 gelecek. Burada ne diyor bu kural? Diyor ki o zaman diyor n-1'e kadar devam et. Burada n-1'imiz ne? 1. Birinci türevde de ne olacak? -1 koyduğumuz yerde sıfırlanacak. Yani burada ne olacak? P'nin birinci türevi -1 sıfır olacak. -1 yerine koyduğumuzda buradan ne geliyor? 5. -1 -1 artı 4a -2b eşittir 0. Şimdi b eksi a eşittir 0'dan biz ne elde ettik? B eşittir a elde ettik değil mi? B eşittir a'yı burada yerine koyacak olursak elde ettiğimiz şey ne? 4a eksi 2a'dan 2a artı 5 0. Yani 2a artı 5 0. Bu durumda a ne? Eksi 5 bölü 2. B de a'ya eşit. Bu durumda bu polinomun x kare x artı 1'in karesine tam bölünebilmesi için a ve b ne olmak durumundaymış? Eksi 5 bölü 2 olması gerekiyormuş. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.